Sevgili izleyenlerimiz, sektörün en iyilerini sizlerin ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Biz Şehrin Nabzı ekibi olarak şu anda Denizli'deyiz. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ndeyiz. Yanımızda hocamız Nazmi Bey var. Sohbetimiz öncelikle kendisini tanıyarak başlayacağız. Ardından obezite cerrahisi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları soracağız. Hocam öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Doktor Nazmi Yaşar Sayım, genel cerrahi uzmanıyım. 2011 yılından bu yana Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Ağırlıkla onkolojik cerrahi ve obezite cerrahisiyle ilgilenmekteyim. Peki hocam, şimdi ekran başındaki izleyicilerimizin en merak ettiği sorulardan bir tanesi obezite. Öncelikle obeziteye değinmek istiyorum. Obezite nedir ve insanlar obezite olduklarını nasıl anlarlar? Vücut kilo boy endeksini nasıl hesaplarlar? Efendim, obezite 21. yüzyılın en büyük sağlık problemlerinden bir tanesidir. Kabaca tanımlayacak olursak genetik hastalıklar, fazla kalorili besinlerin tüketilme alışkanlığı, psikolojik rahatsızlar gibi altta yatan birçok etken sebebiyle vücuttaki aşırı yağ birikimi olarak tanımlayabiliriz tabii ki. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi biz obeziteyi sınıflandırırken vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle ortaya çıkan vücut kitle indeksi dediğimiz bir parametreden faydalanıyoruz. Ve sağlıklı bir yaşam için biz vücut kitle indeksinin 30'un altında olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla 30'un üzerindeki her değer sınıflandırmalara göre çeşitli sınıflandırmalarda obezite grubuna girer. Peki hocam, siz burada merkezinizde uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri nelerdir obezite ile ilgili? Efendim, obezite ile alakalı hem cerrahi hem de cerrahi dışı bir takım yöntemler vardır. Endoskopik yöntemler vardır ve cerrahi yöntemler vardır. Ancak bugün geldiğimiz noktada cerrahi yöntemler obezitenin tedavisine altın standart konumundadır. Ve %90'ın üzerinde başarı sağlamaktadır. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan her hasta bir kere cerrahi adayıdır. Vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında olup da yandaş bir hastalığı, insülin direnci, diyabet, kalp damar hastalığı gibi hastalığı olanlar da cerrahi adayıdır. Vücut kitle indeksi 30-35 arası olup kontrolsüz diyabeti olan her hasta yine cerrahi adayıdır. Biz cerrahi yöntemlerden ağırlıkta sleeve gastrektomi dediğimiz halk arasında tüp mide diye bilinen bir ameliyatı uyguluyoruz. Bunun 3 tane sebebi vardır. Birincisi, diğer ameliyat tekniklerine göre çok daha kısa sürer. Ortalama 45 dakika 1 saat süren bir ameliyattır. İkincisi, riskleri çok daha düşüktür. Kapalı yöntemle yapılan bir safra kesesi ameliyatından daha fazla riske sahip değildir. Üçüncüsü de orta ve uzun vadede yan etkileri çok daha düşüktür. Peki hocam, şimdi ekran başındaki izleyicilerimizden eminim obezite olan vardır, obezite olma adayı olan vardır. Onlara buradan neler söylemek istersiniz? Sohbetin başında belirttiğim gibi obezite 21. yüzyılın en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Ve ileri derecede obez olan bir hasta kendisiyle aynı yaşta ve obez olmayan bir hastaya göre, bir insana göre aşağı yukarı 15 yıl daha az yaşamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam için, daha uzun, daha konforlu bir yaşam için hastalarımıza önerim bir obezite cerrahı ile muhakkak görüşmeleri. Biz burada ücretsiz ön görüşmeler yapıyoruz zaten. Obezite ile alakalı, tedavi yöntemleri ile alakalı ayrıntılı bilgilendirme almalarını önemli rica ediyorum. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun, eksik olmayın efendim. Sevgili izleyenlerimiz, Denizli'de hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin konuğuyduk. Hocamız Nazmi Hoca'ya sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.